bir, kendine özgü bir mantığı var ve neyin nereden isteyeceğini halkımız çok iyi biliyor. Tabii ki bununla birlikte şimdi şöyle bir durumumuz var Türkiye ile ilgili. Şimdi Orta ve Batı Karadeniz'de ciddi anlamda heyelan, erozyon ve seller var. Konya'da, yani Konya Ovası'na bir baktığımızda ise ortaya çıkan büyük büyük göletler, gölcükler, obruklar var. Su seviyesi azalan göller var. Tuz Gölü mesela bunlardan, sanıyorum siz de oralardaydınız. Tuz Gölü bunlardan bir tanesi. Bir de buna eklenen son 5 yıl içerisinde hortumlar var. Yani Türkiye'de gerçekten ne oluyor? Yani Türkiye'de bu doğayla ilgili bir takım şeyler ne tarafa doğru gidiyor? Bunu bir özetler misiniz? Şimdi normal şartlar altına bakarsanız oluşum itibariyle söylediklerinize bir Türkiye morfolojisi turu yapmak lazım. Bir kere genel anlamda doğuda birbirine paralel 3 sıra halinde dağlık bir alan var. Yüksekçe bir alan. Bizim Doğu Anadolu ağırlıklı olarak bölgesel anlamda da bakarsanız Doğu Anadolu dediğimiz bölge. Ya bu plato mudur orası? Burası çok yeni geldi. Bakın yaz ayında yorganla geçiriyorsunuz. Hiçbirimiz bugün İstanbul'da yorganla geçirmiyoruz. Hayır. Hatta biraz daha ötesine giderseniz, Şavşat'ın da yaylalarına çıkarsanız, Artvin'e de geçme fırsatım oldu. Burada gece soba da yakarsınız. Battaniye de yetmez. Evet. Yorgan da yetmez. Çok keyifli ya. Dolayısıyla Türkiye'nin damı, yani dünyanın damına Tibet diyorsak Asya'da, Türkiye'nin damı da bir yerde Erzurum, Kars platosu, Ardahan'ın bulunduğu kesimlerdir. Kuzeydoğu Anadolu'dur. Bu sahaların, biraz önce saydığım o dağlık kesimlerin arasında Türkiye'nin büyük akarsuları var. Ya da büyük akarsularının kaynaklandığı kesimler var. Fıratlar, Dicleler gibi güneye doğru suları gönderdiği, ülke aşıran sular anlamında. Ya da Aras gibi, Murat gibi büyük akarsular var. Orta kesimi ise daha kurak. Bir iç Anadolu rejimi, bir karasal rejim var. Yani hem karada bu var, hem de bir çölleşme sahası dediğimiz, hatta bir Karapınar var. Birçok örnek anlatmak mümkün İç Anadolu'dan. Yani bizim o eski göl malzemeleri, göl sahaları, bugün Tuz Gölü tabanından 100 metre daha yüksekte. Çok yeni Dresensiye Buldurensis'leri topladık biz. Türkçe ne demek istedim? Ne demek istedim? Ne demek istedim Latince hakikaten? Bunu, evet. Eski gölde yaşayan midyeleri topladık. Ha, midye topladınız. Göl seviyesinden 100 metre daha yukarıda. Yani burada göl seviyesini, Tuz Gölü seviyesini 100 metreye çıkartın. Ama sizin, benim birlikte okuduğumuz Faik Sabri'nin 40 sene önceki büyük atlasındaki Tuz Gölü de yok. Daha da daralmış durumda. Daha daralmış vaziyette. Öyle ki bu malzemeyi göl görmemiz gereken yere ve çok ciddi anlamda balık tuttuğunu söyledikleri bu kalık göllerde, eski göllerde, bugün tabanında playa tabanı dediğimiz eski göl, çölleşen tabanlarda ben yürüme fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi Eşme. Şimdi hortumu sordunuz. Hortum her şeyden önce oluşan atmosferin alt katı, yani daha soğuk olan kesimle yeryüzünün daha sıcak olan kesimi arasında bir aşk. Minik bir aşk. O anda oluşan bir basınç farkı. Biz daha çok neyi biliyoruz? Son dönemlerde olan, hatta ölüm getiren bir Elazığ örneği var. Evet, hatta haberlere konu olan Alanya var. Bakın ben bir saat kaldım Eşme Bataklığı. Eski adıyla Eşme Bataklığı ama Eşme Playası, yani bataklık mataklık da kalmamış. Temmuz başı itibariyle bunu söylüyorum. Tespit olarak da. Bataklık değil yani. Siz bayağı yürüdünüz orada yani. Bu tabanın üzerinde... olabilir mi hocam? Bu tabanın üzerinde de yürüdük. Hocam şu değil mi? Evet. Bu tabanın üzerinde de yürüdük. Doğru. Yo, bakın yürüyebilirsiniz. Çok rahat yürüyebilirsiniz. Burada bir saat içinde... Eşme Bataklığı Tuz Gölü'ndedir. 15 tane Tuz Gölü güneyindedir. Tuz Gölü güneyinde. Eskil ilçesine bağlı. 15 tane hortum oluştu bir saat içinde. Siz ne yaptınız? Muazzam. Sadece gözlemleme fırsatı. Yani biraz önce bir şey söyledim. Bakın, ancak gözlemleyebildiklerimiz haber oluyor. Hı hı.
gözlemleyemediğimiz binlerce doğal aslında afet oluşmaya devam ediyor. Yani çölleşmeye devam ediyor. Yani göl suyunu kaybediyor. Yani kimi donuyor dedik, kiminde su var dedik, kiminde tamamen ortadan kalkıyor dedik ya. Onun örneklerinden bir tanesi. Gelin bir yere götüreyim sizi. Bizde eski obruklar var. Eski oluşmuş obruklar. Hatta bir kısmını gezmişsinizdir. İddialı da söyleyebilirim. Cennet, cehennem obrukları. Mersin'den bildiğimiz. Mersin'de. Bir hat boyuncadır. Bir tektonik hat boyuncadır. Hatta bir